Evet, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yeni çıkan Combat Assistant görevlerini göstermek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Quanta 3.17'de ilk adımlarını atıyor. Quanta ne olduğunu bilmiyorsanız şöyle anlatayım. Star Citizen kendi AI'si oluyor. Yani bir yapay zeka ve fiyatları falan mesela kendisi belirliyor. Yani fiyatlar hiçbir zaman sabit olmayacak Star Citizen'de. Yani her zaman değişiyor. Mesela yakıt konusunda şöyle. Bir yerde çok yakıt satılıyorsa orada da fiyatı çıkıyor. Mantıklı. Ve bununla ilgili şey hani bu görevleri de yansıyor işte bu AI öyle diyeyim. Etrafımızda daha gerçekçi bir şekilde hani NPC'ler çıkıyor işte karşımıza. Yani durup dururken böyle hiç beklemediğin bir anda bize işte saldırı oluyor. Ya da security geliyor, kontrol ediyor falan. Bunlar daha sık sık olacak ileride. Böyle daha bir inandırıcı bir evrende oluyoruz böylece. Bununla ilgili biraz kısaca bir video yapmak istedim. Az sonra combat'e geçeceğim ve orada combat nasıl çalışıyor onu bir görelim. Ayrıca desync ile ilgili işte düzeltmeler yaptı diyor CIG. Onu da test edeceğiz. Bakalım gemiler işte sağa sola zıplayacak mı önceki gibi. Evet, dediğim gibi combat assist beaconları var mesela oyunda. Yani karşınıza hep şey çıkıyor. Mesela şöyle diyeyim. Yukarıda böyle bir mesaj geliyor. Birileri işte yardım istiyor ve size işte bir mesaj atıyor. Yani bu bölgede herkese mesaj atıyor. Gelin yardım edin diyor ve ona göre de şey alıyorsunuz. Bir reward alıyorsunuz işte. Şu an 17K'la bilmiyorum yani 22K arası falan para kazanıyorsun. Kazanıyorsunuz ve bu önceden daha çok galiba. Ama o görevleri buradan da alabiliyorsunuz. Mesela buradan girip Service Beacon'e giriyorsunuz ve şu an mesela bir tane var sadece. Ve ilginç olan bunu CIG değiştirdi. Mesafeye göre reward da değişiyor. Mesela çok uzak bir bölgede olursa diyelim 30 milyon kilometre bir yerde yani uzaklıkta o zaman reward da çıkıyor. Bunlar mesela yakın olduğu için daha düşük rewardlar var öyle diyeyim. Olmazsa şimdi şunu yapalım. Gidelim bu bölgeye ve yani şöyle diyeyim benim gemim bir fighter gemisi değil. Sanırım onlara karşı zaten şansım olmayacak. Fight içinde gitmiyorum aslında. Daha çok böyle işte beaconlar çalışıyor mu çalışmıyor mu onu size göstermek istiyorum. Çünkü önceden çalışmıyordu. 2-3 tane gemi geliyordu bazen. Ve işte bazıları sabit duruyordu bir şey yapmıyordu. Şimdi nasıl olacak onu merak ediyorum. Evet. Bu gemiyi korumamız lazım ve şimdiden bir tane düşman çıktı karşımıza. Bu bir Constellation galiba aynen. Bu Constellation'ı korumamız gerekiyor. Sanırım ona yaklaşırsak daha da çok düşman gelecek gibi. Evet bana kilitlendi. Bize de atıyor. İlginç. Güzel çalışıyor her şey şu an. Olmazsa saldıralım. Bu şu anki kullandığım geminin silahları 2 size 3. Okey. Bana çarptı patladı. Oy, gördüğünüz gibi çoğaldılar. Böyle fight'la bunları zor alırım. Bunun yanına gideyim ben. En iyisi. Ondan sonra bir tarete geçerim. Öyle daha mantıklı galiba. Tek başıma oynayınca öyle yapıyorum. Bütün enerjiyi şey veriyorum. Shield'lere veriyorum. Oraya aktarıyorum. F7 ile. Ondan sonra tarete geçiyorum arkadaşlar. Güzel oluyor aslında. Fena değil yani. Taretler çünkü çok güçlü. Onların sayısı daha yüksek. Isınma olayı da yok öyle. Önce bir power on yapmam gerekiyor. Tabii ki gelirseler buraya sorun o. Eğer sabit bir yerde kalırsa bunlar. Ama bu sanki yaklaşıyor gibi.
Yaklaşmıyor. Ama sesi geliyor. Şöyle bir ateş edeyim. Aynen geliyor. Gördüğünüz gibi çok rahat yani. Karakter de çok güçlü. Bunu da ateş edelim. Belki gelir. Diğeri nerede? Sen de gel. Yok, bunlar gelmeyecek gibi. Onları böyle alırım. Biraz ağır kalıyor gemi. Yani o yüzden fight için şey değil. Mantıklı değil tabii ki. Zaten lüks bir keşif gemisi. Ana, az kalsa ona çarpacaktım ha. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 oldu şimdi bunlar. Kesinlikle yani daha da zor oldu galiba. Ama biraz üzücü olan yaklaşmıyorlar yani, yanıma gelmiyorlar. Yani oradaki constellation'ı korumam gerekiyor aslında. Ama onlar da saldırmıyor. Ne kullanıyormuş bunlar? 325. Şimdi bunları bana doğru çekeyim. Şöyle yine yapalım. Bir iki tane böyle alırım. Ondan sonra gerisine farklı bir şekilde bakarız. Nedense ateş de etmiyorlar böyle. Yani çok da ateş etmiyorlar şu an. Bu şeyden olabilir ama. Şu an pay to do is. Belki bundan dolayı hala böyle biraz şey var. Nereden ateş ediyor bu? Evet. Yakaladım seni. Şey çok iyi mesela. Kurşun sayısı yüksek. Ama bayağı da dayanıklıymış bu da. Yok bu. Bu bir bak. Evet, gördüğünüz gibi. PTU. PTU'da bu daha tam çalışmıyor ama düşman sayısı yüksek. Bu hoşuma gitti yani. Şuna saldıralım. Shit. Sanırım bütün gemiler 325. Bu patladı. İlginç. Öbürü niye patlamıyor? İki de bir shit diyor bunlar. Evet, bunu da aldım. Bu uzakta kaldı şimdi biraz. Ha, bir tane daha geliyor. Evet, işte böyle gördüğünüz gibi düşman sayısı bayağı yüksek. Belki de hatta daha da çoğalacak gibime geliyor. Yani reward aslında iyi. 17.000. Ama düşmanlar sayısı da bayağı yüksek. İşte bunlar şu an hiç tehlikeli değil. Çünkü saldırmıyorlar nedense. Bu şeye kaynaklı herhalde. İşte server'ın yoğunluğuna yine kaynaklanıyor. Umarım bu life'da böyle olmaz. Bunu da alalım. Ondan sonra burada kapatırız videoyu. Sadece onu göstermek istedim size. Yani Quanta, yani yapay zeka bu tarz görevleri daha çok çıkaracak bize. Ve eskiden şöyle diyeyim. Bu görevler çıkınca yukarıdan, yani emergency görevleri, bütün Stanton sistemindeki olan görevleri gösterdi bize CIG. Bunu kaldırdı CIG. Şimdi sadece senin bölgede olan görevleri gösteriyor. Yani oradan mesajları alıyorsun. Yani çok uzağa uçmana gerek kalmıyor o zaman. Bütün enerjiyi silahlarıma vereyim. Onu öldürmem lazım şimdi.
Okey arkadaşlar. Umarım videoyu beğendiniz. Bunu göstermek istedim size. Bir dahaki sefere yine görüşürüz. Hoşça kalın.